Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün de bir mangal videosuyla karşınızdayız. Daha önceki videoda da bahsetmiştim, izleyenler bilir. Bu Gurus'un CG50 modelini aldım ben. Aynı bu şekilde geldi. Bunu alalı bir 15 gün oluyor aşağı yukarı. Fakat fırsatım olmadı, açamadım. Hatta bunu aldıktan sonra abimler de benim yılbaşı için Amerika'ya gittiler. Abime de bir tane Weber, o yuvarlak mangallardan sipariş ettim. Ama almadı yani. Aslında yeri de vardı. Zaman bulamamış, almadı. Neyse, Gurus da onun Türk rakibi. Bu mangal içinde gayet başarılılar. İzlediğim kadarıyla ben ilk defa kullanacağım. Hatta ilk defa açacağım. Daha önce bir yerde görmüştüm. Malzeme kalitesi güzel duruyor. İlk başta 75'lik modelini aldım. Yani bu 50 santim genişliği var. Bir de bunun 75 santimliği var. Fakat sonra iptal ettim o siparişimi. Çünkü bir video izledim. Videoda bu dikdörtgen mangalların problemi indirekt pişirmeler yapabiliyoruz biz bunlarla. Fakat ısı dağılımı tam homojen olamıyor. Bu 75'lik modelde de adam videoda Meat and Cheese kanalı var, orada incelemiş. Şimdi bunlarda açınca göreceksiniz, iki kat var. Bir normal ızgaranın üstünde, bir de dinlendirme katı var. Yani dinlendirme katını 3'e böldüğünüzü düşünün mangalı. 3 tane yukarı, 3 tane de aşağı termometre koyuyor. Ve indirekt pişirme olarak kömürleri yığıyor bir tarafa, ayarlıyor. Bu CG75 modelinde şimdi 1, 2, 3 üst katları, 4, 5, 6 da alt katları numaralarsak termometreleri, 2 ile 6 özellikle diğer yerlerden çok alakasız bir sıcaklık değerine sahip. Zaten ateşin direkt üstü 4 numara sıcacık. 5 numara da güzel. Çünkü şimdi burada havalandırma var. Bir de 3'ün üstünde havalandırma var. Buradan gelen rüzgar 3'ün üstünden çıkacak. Çıkarken 5 gayet sıcak. Bir de 3 sıcak hava oradan tahliye olduğu için orası da çok sıcak. O neyse, işin özeti tam homojen bir dağılma olmuyor. Ondan sonra ben bu videoyu izledim. Hemen iptal ettim siparişi. Biraz Weber'lere baktım. Weber'lerde ısı dağılımı çok homojen. Fakat yurt dışındaki fiyatlarla Türkiye'deki fiyatlar arasında bir uçurum var. Yani ben de en sevmediğim şey kazıklanmak. Yani burada vergiler, algılar falan, o bile olsa yani elimden geldiğince kimsenin beni kazıklamasına izin vermemeye çalışıyorum. O yüzden ben onu iptal ettim. Kendime yediremedim yani, o kadar para veriyorum. Amerika'da, Almanya'da çok daha ucuz. Hatta Amazon'da Almanya'dan sipariş etseniz, benim istediğim değil de Kompak 47 modeli var. Türkiye'ye Almanya'dan geliyor, vergi ödüyorsunuz üstüne, yine Türkiye'deki fiyattan daha ucuz. O yüzden iptal ettim. Abime sipariş verdim Amerika'dan gelirken. Onda Elite Plus kart var, Türk Hava Yolları'nda çok seyahat ettiği için. Yani fazlasıyla yeri vardı. Bagaj hakkı normal biletlerin çok daha üstünde. Neyse, almadı. Biz de nasip bu mangalla devam etmeye karar verdik. Eğer o alsaydı Weber'i, ya iki mangal kullanırdım. Gerçi daha yeni başladığım bir hobi bu benim. O kadar çok bilmiyorum nasıl olacak. Ya da bunu kız kardeşime hediye ederdim. Onlar da Muğla'dalar. Ama böyle bir problemimiz yok. Full odaklanmış şekilde Gurus CG50 modeliyle mangalcılık camiasına hızlı bir giriş yapıyoruz. Dediğim gibi ilk defa açıyorum. Umarım bir eksik yoktur. İki parça halinde geliyor. Ben bunu full set aldım. Yani döküm ızgara, volkanik taş, tutuşturma bacası, kılıf falan filan her şey var. Tutuşturma bacası bu. Vallahi çok kaliteli duruyor ya. Şöyle olacak. Şimdi Türkiye mangal konusunda çok, yani mangalı seviyoruz ama mangalcılık konusunda bence çok gerideyiz, özellikle Amerika'nın. Çünkü orada mangalcılık ayrı bir şey. Yani bu kapaklı mangallar ayrı bir olay ya, öyle diyeyim ben. Şimdi ne diyeceğimi de bulamadım. Bu kapaklı mangalda çok farklı tatlar yakalayabiliyorsunuz. Ben ilk defa kullanacağım kapaklı mangal. Bu da döküm ızgarası, bunu çok met ediyorlar. Ağır baya. Gayet kaliteli duruyor. Bu da volkanik taş ızgara. Bu da çok ağır. Bu da güzeldir. Bunu şimdi açıp vakit kaybetmeyelim. Hemen ikinci ana kutuya geçelim. İnşallah burada da her şey tamdır. İlk kutuda her şey tam görünüyor. Valla kutuda hafif yırtıklar olsa da paketleme gayet kaliteli duruyor. Burada ayakların parçaları, ağırlığı falan güzel. Arkadaşlar dediğim gibi malzeme kalitesi muazzam görünüyor. Hemen bakalım. Evet. O dediğim önlükler vesaire de. Şimdi arkaya bir destek koydum. Çünkü az önce açtım. Arkaya kapak açınca ağırlık veriyor. O dinlendirme kısmı dediğim gibi burası. Bu mangalın kılıfı. Burada bir kitapçık göndermişler.
Burada da mangalın diğer aparatları var. Ben onlara bakayım şimdi, kamerayı tekrar koyayım. Hem boya kalitesi hem işçilik muazzam duruyor. Paketlemesi de çok güzel olmuş bu arada. Şöyle hızlıca bakıyorum, bir göçük vesaire var mı? Hayır, yok. Her şey olması gerektiği gibi görünüyor. Şimdi bunu montajlama kısmı kaldı. Montajlayalım. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi dün balıktaydım. Burada da bir bekçi var, balıkları bekliyor. Tuttuğum balıklar bunlar. Genelde mercan, 3 parça mercan yakaladık. Bu ufakların cinsini ve bunun cinsini unuttum ama hepsi güzel balıklarmış. Bunu beyaz etli. Güzel dediler. Dün temizlemedim. Bugün bunları temizleyeceğim. Şöyle bir mercanımız var. Yine şöyle bir parça. Yine şöyle. Bir de bu ufaklıklar var. Bu zaten daha fazla büyümüyor dediler. O yüzden alabilirsin. Eti de çok lezzetliymiş. Komple tüm süreci anlatayım. Şuradan bir alıyorum. Şurayı bir alıyorum. Sonra boşaltımını oradan giriyorum. Çok da derinden girmeden. Şöyle tamamen ayrılması önemli. Çünkü birazdan tek parça halinde organları boşaltmak için buranın ayrı konması lazım. Sonra şurayı da, burayı kesmek daha iyi. Şöyle kestik, artık o gelecek kolayca. Bu beşlerden girdim. Hop, tek parça halinde aldım. Bundan sonrası standart. Evet arkadaşlar, mangalın içinden çıkanlara da bakacak olursak şöyle bir kılıf ve önlük de var içinde. Şu sehpası, bu buraya monte edilecek gerekli vidalar. Her şey tam görünüyor dediğim gibi. Zaten grup firması kendini kanıtlamış bir firma. Burada iki tane 25'e 40 diye tahmin ediyorum mangal tellerimiz. İki parça bu aparat. Kömürlerin üstüne koyduğumuz kısım. Bunda yükseltme alçaltma da var. Şimdi montajlayacağız arkadaşlar. Hepsini yerinde daha güzel inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi montaja başlıyoruz. Kurulum şemasına biraz baktım. Kıvırırım gibi duruyor. Elimizden de geliyor bu tarz işler biraz. Hep beraber göreceğiz. Kolay mı? Tek başına kurulabilir mi? Şimdi ilk başta burada sarılar ve yeşiller yan yana getirin. Sonra da boruları birbirine geçirin diyor. Şöyle. Tamam. Ondan sonra da ayaklar için bağlantı saçları. Onları yapacağız. Burada vida girişleri olmalı. Şöyle olacak. Yanınızda bir yardımcı olsun. Rahat olacak. Orası kesin yani. Ama ben bunu tek başına yapacağım. Planım o. Etrafa biraz sünger koyayım. Yaslarken destek olur. Şöyle yakınımızda dursun. Başlayalım şöyle. Bence şöyle daha rahat olacak arkadaşlar. Ben onu çıkarttım. Şurası içe gelecek şekilde. Hatta bunu da çıkarıyorum. Çok sıkmadım, aynı kurulum kuralında bahsettiği gibi hareket edebiliyor. Şimdi aynı şekilde şunu da yapalım. Evet, ikisini de çok sıkmadık. Aynı işlemi şurada da yapalım. Dediğim gibi şunlar iç tarafa gelecek.
çok sıkmadan bitirdik. Yani şu aşamadan sonra bunları birbirine geçirmek bence daha mantıklı. Şöyle. Evet. Evet, devam edelim. Tamam. Şimdi bunun üstüne koymamız gerekiyor. Kaldıralım. Koyalım. Bir de yerleri zaten belli. Dediğine göre sırayı takip edersek önce alttan şuraları yapacağız. Şöyle. Ve bence arkadaşlar yine en baştan yapılması gerekenler. Ben orayı takip edeceğim de. Bence burasıydı. Şimdi kapağı açıp tutarken bakın ben bir sürü uğraşıyorum. Şunlardan yararlanabilirsiniz. Kapağı dediğim gibi açtığımız zaman bu geriye doğru kendini atıyor. O yüzden ben şöyle koyacağım. Alttan düzenlemiştim. Şimdi de yine içeriden 4 tane vidayı yapacağız. Hiçbirini tam sıkmayın diyor. En sonunda sağlamlaştıracağız. Dediğim gibi biri olsa iş çok çok daha rahatlayacak. Ben bilerek İrem'i çağırmıyorum. Çünkü dediğim gibi tek başına montajı oluyor mu? Nasıl oluyor? Bir ona bakalım. Tamam. Evet, o aşamayı da yaptık. Tamam, şimdi bütün vidaları tamamen sıkın diyor. Şu aşamadan sonra ben de onu yapacağım ilk. Şimdi elimle hala destek veriyorum. Arkaya ağırlık gitmesin diye. Sadece bunları çevirmek için bir keşke anahtar koysalardı. Onları da şöyle yapacağız. Onları da yukarıdan karga burunla sabitleyip aşağıdan bir daha sıktım. Onu da öyle çözdük. Evet arkadaşlar, şimdi bunu montaj edeceğim. Açıkçası şu parça biraz daha güzel olabilirdi. Plastikler çok kaliteli gibi durmuyor. Genel olarak her şeyin kalitesi bence güzel gidiyor. Kalan iki tane vidamız var zaten. Bu iki vidayla da. Bu da zaten. Şöyle basit bir sistem. Bundan sonra işimiz kalmadı. Evet arkadaşlar, tek başına Gurus CG50 modelimizin montajını tamamladık. Kömür tutuşturma bacasını da ben montajladım. Tahmin ettiğimden daha büyük. Bütün malzeme genel olarak benden tam puan aldı. Dediğim gibi ben araştırdıktan sonra bu modelde karar kıldım. Harika görünüyor. Kargo ile geldi ama üzerinde benim gözüme çarpan şu an için hiçbir kusur yok. Ne taşıma sırasında ne de yüklenirken. Kusurlu bir şey olmamış. Hanemize hayırlı olsun diyelim. Ve yakından bir çekim alalım arkadaşlar. Şöyle açalım. Bahsettiğim dinlendirme kısmı. İki tane tel ızgaramız. Bunların yerine döküm ve volkanik taş olan onlar da gelir. Şurada ateşin yüksekliğini ayarlayabildiğimiz bir mekanizması var bunun. Onu da şöyle göstereyim size. Şunu çıkaralım. Şöyle arkadaşlar. Bakın buradan çevirince bu közü ateşe doğru yaklaştırıyor ya da uzaklaştırıyor. Bir altta, şunun altında, bir burada, bir de tepede olmak üzere 3 tane de havalandırması var bunun. Böyle gayet güzel bir model. Aşağıdaki de şurada. Bunu dışarıda montajlamadım çünkü dışarıda hava soğuk.
Şimdi dışarı alacağım. Arkadaşlar dikkatli gözlerden kaçmamıştır muhakkak. Az önce mangalın montajını maalesef yanlış yapmışız. Çok önemli bir yanlış yapmışız hatta. Şöyle ki bakın burada mangalın yerini değiştirmek için şu tekerleklerle bir tutma kolu var. Ben bunu ters montajlamışım. Yani tutma koluyla tekerlekler aynı yerdeydi. Az önce mangalı tabii balkona terasa alacaktım. Bir baktım tutma kolu ters. Orada fark ettik. Neyse ki artık öğrendiğim için hızlı bir şekilde tekrar montajladım yani. Şu an tekrar bana bu mangalı getirseniz emin olun montajlamak çok kısa zamanımı alır. Ama bu süre zarfında da tabii hava karardı görüyorsunuz. Benim de bu mangala ve yemeğe ayıracak artık fazla vaktim yok. Akşam işim var. O yüzden mangalı yakmayacağım. Bu mangalı başka bir zaman test edeceğiz. Yani bana olan etkisi de şu güzellikleri mangalda değil de fırında yapacağız. Ben fırını zaten önceden ısıtmıştım. Bu fırının şeyi var. Yemekleri kendisi tanıyor. Bunun balık pişirmeye ayarı. Şöyle. Evet. Buradan balık bütün ayarını seçtim. Zaten burada gösteriyor 180 derece 25 dakika. O artık kendi bilecek nasıl pişireceğini. Başlat diyorum. Okey diyeceğiz bu uyarıya. Ve başladı. Şimdi 3 tane mercan vardı. Babam biraz rahatsız hasta. Acayip bir de virüs var bu arada, salgın. Babam da kaptı. Yemek getireyim mi sana dedim. Balık yapacağız. O büyük olanı ben ayırıver dedi. Direkt nazilli şivesiyle. Ben de o en büyük mercanı ona ayırdım. Diğer ufak balıkları da tavada yapmak lazım. Sadece bunları pişiriyoruz. Evet, bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Biraz teşvik olsun bize de. Balık piştikten sonra bir pişmiş halinin de fotoğrafını koyarım. Mangalda yapsak çok daha güzel olacaktı ama mangalda yapamadık. Bize afiyet olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.